Bu filmdeki tüm karakterler hayal ürünüdür. Gerçek kişi ya da kişilerle aralarındaki benzerlik tamamıyla rastlantıdır. Sıroğa 17'ye 25. Burak Şinha 19'a 25. Blanşik 15'e 25. Hariş Gualani 18'e 25. Hiteş Şah 24'e 25. İşan Avaşi 3'e 25. Hata. Kevat Alvar 23'e 25. Çocuklar, güzel tatil yapmak istiyorsanız öbür Nitin sınava Rao, çok iyi çalışmalısınız. 18'e 25. Hariş Galani 21'e 25, Hiteş Şah 24'e 25, İşan Avaşi 2'ye 25, Hata. Kemal Tarvar 22'ye 25, Mahavir 19'a 25, Nimeş Desai Ama bakıp ne yapıyorsun? Otobüs 10 dakikadır seni bekliyor. Korna çaldığını duymuyor musun? Her gün geç kalıyoruz. Otur. Otur. Thank you.
Git ellerini yıka. Çanta odaya, çanta odaya. Önce elini yıka. Bırak onu. Bırak dedim. Okulda ne yaptın sen? Eline bak. Yüzüne bak. İşan bırak onu. İşan. 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 En azından suyu kapat. Bugün sınav sonuçlarını almayacak mıydın? Kağıtları vermediler mi? Beni dinliyor musun sen? Merhaba anne. Neden erken geldin? Tiyatro provası iptal edildi. Lili öğretmen hastaymış. Bütün derslerimde birinciyim anne. Matematik, geometri, fizik, kimya, biyoloji, tarih, İngilizce, coğrafya. Peki, kendi dilimiz? Dilimizde de ikinciyim. Sadece 2 puanla kaçırdım. Senin karnen nasıl İşan? Vay canına. Demek o kadar iyi. İşan.
Nişan, önce ödevlerini bitir. Nişan, üniforma. Evet. Hadi, aa, hadi, hadi. Ben yakalarım. Ben yakalarım. Sen beni burada bekle. Hadi. Evet. Geldin mi? Topun ipi attı şu an. Hayır. At. Evet. At. Böyle. Hayır. Eseni aptal. Nereye attın? Hadi şimdi git topu getir. Sana topu getir dedim. Anlamıyor musun? Neye bakıyorsun? Neye bakıyorsun? Anlamıyor musun? Ha, topu getir. Sana topu getir. Topu getir dedim. Nereye bakıyorsun ha? Sana topu getir demedim mi? Nereye bakıyorsun? Neyi bekliyorsun? Topu getir. Anlamıyor musun ha? Topu getir. Hey! Hey! Ay! Ah! Yapma! Yapma! Hey! 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 Mahvetti. Evet. Onu hiç terbiye etmediniz mi? Ama, oğlum yaralanmış. Bakın ama, kolu kanıyor. Dinle. Oğlunuza hiçbir şey öğretmediniz mi? Nasıl olur da benim dinle oğlumu bak. Döver? Hiç dinle. Utanmanız yok mu? Bakın oğlumun kolu nasıl evet. da morarmış. Nişan. Buraya gel. Hemen buraya gel. Ama baba... Kapat çeneni Yohan. Bakın, tişörtümü bile yırttı. Tamam, sana yenisini alacağım. Yalan, yalan, yalan. Nişan, yalan. Oğlum, dur. Yeter, yeter. Baba, lütfen. Nişan. Oğlum, yapmıyorsana, gel polisler yeter. Diye baş. Oğlum, her dur. Gün şikayet ediyor, okul şikayet ediyor, komşular şikayet ediyor. Yeter artık, yeter dedim sana. Herkes şikayetçi. Attığın her adım şikayete dönüşüyor. İşen bir şikayet daha alırsam eğer seni... Gülüyorsun. Demek gülüyorsun. Utanmaz. Bir şikayet daha alırsam seni yatılı okula göndereceğim Nişan. Gözümüzün önünde kavga çıkarıyor. Çocuğa ne yaptığını gördün mü? Tişörtünü yırtmış. Harika. Evet, şımart onu. Sana kaç kere söyledim? Ranjit'le oynama demedim mi? Ama anne... Hadi. Ama... Banyoya git. Ben yaranı temizleyeceğim. Tamam, kavga mı istiyorsun? Dövüşelim hadi. Hadi gel. Hadi gelsene.
Baba, ne yapıyorsun baba? Baba. Bu evden gidiyorum. Temelli olarak. Baba özür dilerim. Çok özür dilerim baba. Bir daha yapmayacağım baba. Çok özür dilerim baba. Baba bir daha yapmayacağım. Baba lütfen özür dilerim. Özür dilerim, gitme. Çocuğu korkutma. Baban iş gezisine gidiyor oğlum. Senin yüzünden gitmiyor. Pazar günü geri dönecek. Hı? Başka yaran var mı? Bakayım. Kaske juta, kaske belt, khons ke andar apni shirt. Manzil ko chali sawari, kandhon pe zimmedari. में फाइल मन में दम मीलों मील चलेंगे हम हर मुश्किल से टकराएंगे टस से मस ना होंगे हम दुनिया का नारा जमे रहो मंजिल का इशारा जमे रहो दुनिया का नारा जमे रहो मंजिल का इशारा जमे रहो ये सोते भी है टेंशन आगे रहने की है टेंशन मेहनत इनको प्यारी है एकदम आज्ञाकारी है आज्ञाकारी है ये ऑमलेट पर ही जीते हैं ये टॉनिक सारे पीते हैं वक्त पे सोते वक्त पे खाते तान के सीना बढ़ते जाते जैसे छिड़ता कोई साज है हर काम को टाला करते हैं ये सपने पाला करते हैं ये हर दम सोचा करते हैं ये खुद से पूछा करते हैं क्यों दुनिया का नारा जमे रहो क्यों मंजिल का इशारा ये वक्त के कभी गुलाम नहीं इन्हें किसी बात का ध्यान नहीं तितली से मिलने जाते हैं ये पेड़ों से बतियाते हैं अरे साउदर दुश्मन यक्तशोर अने अने हायर हायर अने ये हवा बटोरा करते हैं बारिश की बूंदे पड़ते हैं और आसमान के कैनवस पे ये कलाकारियां करते हैं क्यों दुनिया का नारा जमे रहो क्यों मंजिल का इशारा जमे रहो क्यों दुनिया का नारा जमे रहो क्यों मंजिल का इशारा जमे रहो क्यों दुनिया का नारा जमे रहो हाजी हाजी हम ben de size bekliyorum. Hadi çabuk olun. Çabuk olun size söylüyorum. Hadi.
Sen, ayakkabıların cilalı değil. Dışarı, dışarı. Dışarı. Çocuklar, 38. sayfayı 4. üniteden 3. paragrafı açın. Bugün sıfatları işleyeceğiz. Bu senin için de geçerli iş Anavasti. Sayfa 38, 4. ünite 3. paragraf. Beni dinler misin İşan? İşan! 38. sayfa, 4. ünite, 3. paragraf dedim. İlk cümleyi oku ve sıfatları göster. Otuz sekizinci sayfa İşan. Adit lamba, çocuğa yardım et. Evet, herkes kitaplarına baksın. İlk cümleyi oku ve bana sıfatları göster. Pekala, tamam. Sıfatları hep birlikte işaretleyelim. İşan, sadece ilk cümleyi oku. Sadece cümleyi oku İşan. Yeto naçile. Sessizlik. İngilizce konuş. Harfler dans ediyor. Dans ediyorlar, öyle mi? Hı-hı. Tamam. O zaman dans eden harfleri oku. Komik olmaya mı çalışıyorsun? Ben cümleyi yüksek sesle ve düzgünce oku. Ben yüksek sesle ve düzgünce İşan. Yüksek sesle ve düzgünce. Yüksek sesle ve düzgünce. Hadi. Yeter, kes şunu, kes. Bu kadar yeter. Dışarı! Yeter! Sınıfımdan çık dışarı! Sen de mi gitmek istiyorsun? Başka kim gülüyor? Kim onunla gitmek istiyor? Sınıfımda çıt bile çıkmayacak. Kitaplarınıza bakın. Utanmaz çocuk. Hemen kitaplarınızı açın. Kim bana sıfatları gösterecek? Sınıfımda ses istemiyorum. Hadi. Herkes 38. sayfayı açtı mı? Evet! Sessiz olun. Fısıldamak yok. İlk cümleyi kim okuyacak? Tamam. İlk cümleyi sen oku. Yine mi cezalısın? Her zamanki gibi. Bir klasik. Ödevini mi yapmadın? Doink. Hadi. Yürü. Hadi yürü. Hadi canım. Normal oynamayı bilmiyorum. Sınıfına dön. Matematik ödevini yaptın mı? Ver dedim sana. Karneni imzalattın mı? İmzalatmadın mı? İşte şimdi senin işin bitti. Seni okuldan atacaklar. İşine bak. Ne yapıyor bu?
imzalar. Evet. Çarın eko kulağı
करवट और बढ़ने को मेरा जहां Yohan, İşan, ellerinizi yıkayın, yemek hazır. Vay canına, bu da ne? Harika. Bitti mi? Bakalım. Ne el yazısı ama. Bu ne İşan? Her şeyi yanlış yazmışsın. Masaya önce mansa, sonra mısa yazmışsın. Ne oldu oğluma? Aradaki A'ya ne oldu? Bunu kaç defa tekrarladın? Bunu daha dün konuştuk. Nasıl bu kadar çabuk unutursun? Bu kadar şaka yeter oğlum. Bu sene de mi sınıfta kalacaksın? Bütün arkadaşların sınıfa geçecek. Bunu mu istiyorsun? Dikkatini topla oğlum. Şaka yapmayı bırak ve gramerine odaklan. Daha dikkatli ol. Dikkat et. Bu kadar şımarıklık yeter. Hayır. Ne? Hayır, hayır, hayır. İşan, İşan dedim. Abi. 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 Hadi uyu. Bu akşam masal yok. Çok yorgunum. Abi. Ben bugün okuldan kaçtım. Ne? Çantamı aldım ve öylece gittim. Ha? Ne zaman? İlk dersten sonra. Neden? Matematik ödevimi yapmamıştım. Karnemi de imzalatmamıştım. Peki nereye gittin? Ha? Hiçbir yere. Sadece sokaklarda öylesine dolaştım. Sokakta mı? Tek başına mı? Korkma. Bu ne cesaret? Ne kadar tehlikeli olduğunu biliyor musun? Başına her şey gelebilirdi. Kaza geçirebilirdin ya da kaçırılabilirdin. Babam evde değil. Aptal. Anneme söyledin mi? Ona söyleyeyim mi? Hayır, 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 hayır. Ne yapacağız? Bana izin kağıdı yazar mısın? Ne? İzin kağıdı. Hayır, hayır, hayır. Sana sahte izin kağıdı yazmayacağım. Hadi uyu. Yarın bunu anneme anlatacağım, tamam mı? Abi lütfen. Lütfen abi.
Lütfen abi. İzin kağıdımı öğretmenim. İyi misin? 37 derece. Git. Çocuklar, sürpriz matematik testi. Bu sınavdan aldığınız notlar yıl sonu notunuza eklenecek. Dikkatli olun. Birer tane alıp arka tarafa uzatın. Al. Matematik testi. Geçirmek ve onu dokuzuncu gezegene Plüton'a çarpmak. 3 kere 9. Tatara. Bip bip bip. Sınavın nasıl geçti? Harika! Teşekkür ederim Yohan. Uyan, babam döndü. Ne zaman geldin baba? Dün akşam uyuyordun. Görüşürüz baba. Görüşürüz Inu. Görüşürüz. Bana ne getirdin? Onu. Çilek mi? Hı. Peki abime? Aynından. İkimize de mi? Hı. Şimdi yeme. İşan. 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 Bak bak. Baba, akvaryuma gidecek miyiz? Baba lütfen akvaryuma gidelim. Hı. Baba. Baba. Hı. Baba bugün akvaryuma gidelim, olur mu? Maya. Perşembe günü İşan'ın ateşi mi vardı? Hayır. Baksana. İzin kağıdı. Bu notu ben yazmadım.
İşan. Buraya gel. Hadi. İşan, hemen buraya gel. Hadi. Bu ne? Bu not nereden çıktı? Cevap ver İşan, yoksa kötü olacak. Yere bakma. Bana bak. Gözlerime bak. Gözlerime bak. Ve soruma cevap ver. Perşembe günü hangi cehennemdeydin? Nerede? Bana bırak. Oğlum nereye gittin? Neredeydin oğlum? Okula gitmediysen neredeydin? Cevap ver lanet olsun. Ne diyor? Ne diyor? Bak. Ne? Okulu mu ektin? Okula gitmedin. Ve ne yaptın? Nereye gittin? Cevap ver ha? Sokağa. Sokak mı? Hangi sokak? Hangi sokağa? Kiminle gittin? Kiminleydin? Ya, yalnızdım. Yalnız mı? Sen aklını mı kaçırdın? Sen delirdin mi İşan? Sokaklarda tek başına dolaşıyorsun. Başına neler gelebileceğini biliyor musun? Burada neler oluyor? Bunları duyuyor musun? Kaybolsaydı onu nerede arayacaktık? Bu notu kim yazdı? Bu izin kağıdını kim yazdı? Doğru düzgün yazı bile yazamıyorsun. Yazabilseydin sınıfı geçerdin. Kim yazdı söyle? Bu notu kim yazdı oğlum? Cevap ver, kim yazdı? İşan, sana son kez soruyorum. Bu izin kağıdını kim yazdı? Söyle, kim yazdı? Yeter, cevap ver. Sınıftaki performansında gelişme yok, ödevlerini de yapmıyor. Kitaplar hala onun düşmanı. Okumak ve yazmak onun için adeta bir ceza, anlayamıyorum. Bazen İngilizce yazısı Rusçayı andırıyor. İşan hatalarını bilerek tekrar ediyor. Derste anlatılanları hiç dinlemiyor. Sürekli tuvalete gitmek için izin istiyor. Susadım, tuvalete gitmek istiyorum. Susadım, tuvalet. Susadım, tuvalet. Bu saçma şakalarıyla tüm sınıfı rahatsız ediyor. Sınav kağıtlarını görmüş olmalısınız. Her dersen sıfır aldı. Sınav kağıtlarını gönderdiniz mi? Geçtiğimiz çarşamba günü imza için gönderdik ama geri getirmedi. Onları görmeliydiniz Bayan Avasti. Aslına bakarsanız sizinle görüşmek için bir mektup bile göndermiştim. Şuna bakın. Matematik testi. 3 kere 9 = 3. Hepsi bu. Başka hiçbir soruyu cevaplamadı. Kimse onun Yohan'ın kardeşi olduğuna inanmaz. Bay Avasti. Evet. Bu oğlunuzun 3. sınıftaki 2. senesi. Üzgünüm ama bu noktadan sonra size yardımcı olamayacağım. Onun bir sorunu olabilir. Ne gibi? Belki de o... Bazı çocuklar diğerlerinden şanssızdır. Tabii ki onlar için de özel okullar var. Gazete alın lütfen. Lütfen. Çekilin. Yol açın, çekilin. Sefil pislikler. Oğlumun gerizekalı olduğunu düşünüyorum. Oğlum normal değilmiş. Bir sınıfta 60 çocuk var. Öğretmen her biriyle nasıl ilgilenir? Bu saçmalık. Aptallar. Çocuklarım için kariyerimi mahvettim ben. Feda ettim. Ona ders çalıştırmak için her gün savaşıyorum. Her gün işan işan. Hayır Maya, bu senin suçun değil. Başka bir şeye ihtiyacı var. Tamam tamam. Yarın sabah orada olacağım. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. İyi akşamlar, iyi akşamlar. Tamam. Sömestr ortasında olacaklar. Süreş'in amcası okulun kurucularından. Yarın okulun parasını ödemeye gideceğim. Hayır, gitmeyeceğim. O okula gitmeyeceğim.
Nişan, çeneni kapa ve yemeğini ye. Gitmeyecekmiş. Önümüzdeki seneye kadar bekleyelim. O hiç benden uzak kalmamıştı, biliyorsun. Öğrenmesi gerek. Müdürün ne söylediğini duydum. Önümüzdeki sene onu atacaklar. O zaman nereye gidecek? Bak, bana nasıl baktığını gör. Görüyor musun? Yüzünde hiç pişmanlık yok. Hiç pişmanlık yok. Yatılı okulda onu adam edecekler. Şimdi Johan'a not yazdırdı. Kim bilir yarın ne yapacak? Bana güven, ben onun babasıyım. Bizi biraz zorlayacak ama bir yolunu bulacağız. Diwali'den sonra okul başlayacak. Baba lütfen, baba beni gönderme baba. Lütfen beni yatılı okula gönderme. Baba gitmek istemiyorum lütfen baba. Anne babama söyle yatılı okula gitmek istemiyorum. Lütfen beni gönderme. Tamam, tamam. Zorundasın. Hayır ama gitmek istemiyorum. Ama o çok güzel bir okul. Hayır, yatılı okula gitmek istemiyorum. Öğreniyorum, tamam. Çok çalışıyorum gerçekten. Bak, tamam. 1 2 3 4 5 gördün tamam. Mü anne? Hepsini biliyorum. Daha fazlasını da öğrenirim. Beni gönderme anne. Gitmek istemiyorum. Yatılı okula gitmek istemiyorum anne. Yatılı okula gitmek istemiyorum. Yatılı okula gitmek istemiyorum. Nişan, yatılı okula gidecekmişsin. Yoksa korkuyor musun? Hayır, korkmuyorum. İtiraf et, korkuyorsun. Hayır, korkmuyorum. Korkuyorsun, biliyorum. Şuna bak, ne yapıyorsun? Bak, korkmuyorum işte. Aa, delirmiş bu. Korkmuyorum, tamam mı? Babam bana çok inatçı olduğunu söyledi. Bir konuda anlaşalım. Bu yatılı okulda tek bir kuralımız vardır. O da disiplindir. Merak etmeyin Bay Avasti. En vahşi atları bile ehlileştirebiliriz. Hadi geç kalıyoruz.
Bitti mi? Hadi bakalım. Main kabhi batlata nahi par andhere se darta hu main ma yun to main dikhlata nahi teri parwah karta hai yemek için hazırlan acele et hadi tujhe sab hai pata hai na ma tujhe sab hai pata meri ma भीड़ में यूं ना छोड़ो मुझे घर लौट के भी आना पाऊं मां भेजना इतना दूर मुझको तू याद भी तुझको आना पाऊं मां क्या इतना बुरा क्या इतना बुरा yemek için hazırlan acele et hadi hadi Işıklar kapanıyor. जब भी कभी पापा मुझे जोर-जोर से झूला झूलाते हैं मां मेरी नजर ढूंढे तुझे सोचूं यही थामेगी मां उनसे मैं ये कहता नहीं पर मैं सहम जाता हूं मां चेहरे पे आने देता नहीं दिल ही दिल में घबराता हूं मां तुझे सब है पता है ना मां तुझे सब है पता मेरी मां मैं कभी बतलाता नहीं पर अंधेरे से डरता हूं मैं मां यूं तो मैं दिखलाता नहीं तेरी परवाह करता हूं मैं मां तुझे सब है पता है ना मां तुझे सब है पता मेरी मां Hadi hala giyinmedin mi? Şu kravatına bak. Annen sana bağlamayı öğretmedi mi? Çocuklar, bu iş anlandı koşar avastı. Öne çık bakalım. Hadi, çantanı da al. Bundan böyle, senin yerin burası. Gözümün önünde olacaksın. Rajan Damodaran'ın yanında. Rajan Damodaran hep sınıf birincisi olur. Rajan Damodaran'ın yanında olmak seni iyi etkileyecektir. Anladın mı beni? Otur bakalım.
Otur hadi. Heh. Bugünkü dersimizin konusu şiir yorumu. Sayfa 28. Perspektif. Rajan Damodaran. Şiiri sen okuyacaksın. Ve İşan Avasti de şiiri yorumlayacak. Sen okuyacaksın, sen yorumlayacaksın. Anladın mı? Başlayabilirsin Rajan. Perspektif. Sana yukarıdan baktığımda sen bulutlarla kaplı göklerin bir parçasısın. Susamış bir fil gelene ya da arkadaşım araya girene kadar bir bisiklet zili ya da birkaç çakıl taşı, hatta kör bir adamın bastonu bile bana yeter. Sonra resim çözülür ve tekrardan nehrimiz olur. Mükemmel. Şimdi şiirin ne anlama geldiğini söyle. Seni dinliyoruz. Gördüğümüz, hissettiğimiz şeyler vardır. Hissedemediklerimiz ise yoktur. Ama bazen gördüklerimiz bizi yanıltabilir ve gördüklerimiz asıl gerçektir. Yani demek... Sen benimle dalga mı geçiyorsun? Minu Pater, sen açıkla. Şair nehre baktığında suda gökyüzünü gördüğünü söylüyor. Farklı objeleri kullanarak da yansıma temasını vurguluyor öğretmenim. Güzel, çok güzel. Minu Pater, yerine otur. Şiirin gerçek anlamını bize açıkladın. Biraz da şiiri yazan şair hakkında konuşalım. Diğerleri ezberledikleri şeyleri söyledi. Bay Tivari çok katıdır. Bu yüzden onun söylediklerini ezberle ve sadece tekrar et. Nasıl sene ortasında okula başladın? Benim babam Hadi gel, resim dersi. Hep sınıf birincisi oluyorsun. Annenle baban neden seni buraya gönderdi? Efendim? Yani neden seni cezalandırmak için buraya gönderdiler? Ben yatılı öğrenci değilim. Babam bu okulun müdürüdür. Annem ve babamla birlikte öğretmen lojmanında kalıyorum. Ayrıca buradaki herkesin cezalandırıldığını kim söyledi ki sana? Çocuklar, resim defterlerinizi açın ve kalemlerinizi çıkartın. Güzel. Silgi kullanmadan şekilleri kopyalayın. Çizgiler kusursuz olmalı, yoksa 5 tur ceza alırsınız. Evet, başlıyoruz. Hadi bakalım, çabuk olun, hadi. Hey yeni çocuk, tahtaya bak. Gel buraya. Buraya gel. Buraya gel ve nereye nokta koyduğumu göster. Noktayı göster. Neden kurbağa gibi bakıyorsun hadi? Hadi gülmeyin. Noktayı nereye koydum? Hadi göster. Görmüyorum. Görmüyor musun? Bana noktayı gösterin. Satayit Baktal. Evet efendim. Buraya gel. Ve ona tahtada nereye nokta koyduğumu göster. Şimdi görüyor musun? Çok güzel. Buraya gel. Çabuk. Eline 5 kere cetvelle vuracağım. Dikkatli olmayı öğrenirsin böylece. Elini aç. Aç hadi. Şimdi derhal çizim ödevine dön. Mükemmel çizgiler görmek istiyorum. Yoksa tekrar ceza alırsın. Hadi!
Tam adım ileri. Sol, sol, sol. Sol, sol, sol. Sol, işaret. Ne yapıyorsun? Sol, sol, sol. Dur. Marş temposuyla yürüyeceksin. Cezalısın. Kenara geç. Sınıf. İleri. İsim bir objeyi temsil eder. Zarfsa ismin yerine kullanılır. Sıfatsa ismi tanımlar. Fiil ismin hareketini temsil eder. Zarf da fiilin hareketini tarif eder. Bağlaç iki cümleyi birbirine bağlar. Edat isimle zarfın ilişkisini tanımlar. Ünlem de duyguları tanımlamak için kullanılır. Anlıyor musunuz? Bay İşan Nandikoşar Avasti. Why can't you? Idiot! Why can't you? You rose cut it under. Grammar pathetic and spelling all wrong. Akshar jo na te kya khai hai na? Idiot. Duffer. Lazy. Crazy. Idiot. Hey Duffer. Lazy. Crazy. Kyun bhasha kharab? Kyun na dete jawab? Kyun karti nahi try? Why? But why? Why can't you? क्यों है ड्राइविंग रद्दी क्यों होमवर्क अधूरा क्यों ध्यान नहीं पूरा Idiot, duffer, lazy, crazy. This child can drive anybody mad. Someone please call up his dad. तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है बेटा? मूर्ख शिरोमणि. क्यों नंबर ऑफ इकम क्यों मैथ नहीं सा? क्यों ज्योग्राफी में गोल 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 İşan! İşan! Kapıyı aç! İşan kapıyı aç! Abin de burada, hadi konuş onunla! İnu! Hadi kapıyı aç! İşan! İnu! İşan lütfen kapıyı aç oğlum, İşan! İşan! Sorun ne İşan? Tamam hadi gidelim. Müdürden izin aldım hadi. Oğlum. Artık sinirlenme. Hadi. Hadi gidelim.
Evet. Bir yatak lütfen. Evet. Al. Sana aldım. Sulu boya. 24 de paket. Havadayken vur. Harika. Odaklan, harika. Evet, evet Yuhan, işte bu. İşte bu, çok iyi. Çok iyi, aferin, çok iyi. दर्द भी अब तो होता नहीं एहसास कोई बाकी है कहां तुझे सब है पता तुझे सब है पता Neden oraya tırmandın? Ha? Hadi, geç kaldık. Sorun ne? Bilmiyor musun? Bay Holkar Yeni Zelandalı çocuklara resim yapmayı öğretmek için gitti. Yeni bir geçici öğretmenimiz var. Umarım o Bay Holkar'dan daha farklıdır. Hadi, gel. Geç kaldık, hadi. Evet. Tamam. Evet. Hey. Onu bırak. O ses de ne? Ne oluyor? Yine geldi. Nereden geliyor? O da ne? Buradan geliyor. Orada kim var acaba? Görüyor musun? Hayır, ben de görmüyorum. Ne var orada? Ben de bakacağım. Ben de bakacağım. Yine geldi. Buradan çekilsene. Hayır, ben göreceğim. Çok güzel çalıyor. Çiçeçoğu çakalorum gando vando lakarakatam akko takko idi gidi gidi go idi pay vidi pay çiki çakaçoğu gili gili mal sulu sulu mal makanak huku bukure tuku bukure çakalak abikko çikko sili 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 go bagradum bagradum çiki çakaçoğu.
देखो देखो क्या वो पेड़ है चादर ओढ़े या खड़ा कोई हे देखो देखो क्या वो पेड़ है चादर ओढ़े या खड़ा कोई बारिश है या आसमान ने छोड़ दिए हैं नल खुले कहीं हो हम जैसे देखे ये जहां है वैसा ही जैसी नजर अपनी खुल के सोचे आओ पंख जरा फैलाओ रंग नए बिखराओ चलो 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 नए ख्वाब बुन ले ए, 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 मस्ती में डोले बम बम बोले मस्ती में तू डोल रे बम बम बोले मस्ती में डोले बम बम बोले मस्ती में तू डोल रे भला मछलियां भी क्यों उड़ती नहीं ऐसे भी सोचो ना सोचो सूरज रोज नहाए या बाल भिगो के ये बुद्धू बनाए हमें ये सारे तारे टिमटिमाए या फिर गुस्से में कुछ बड़ बड़ाते रहे खुल के सोचे आओ पंख जरा फैलाओ रंग नए बिखराओ चल 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 नए ख्वाब बुन ले आंखें बंद तो डब्बा गुल डब्बा गुल ओए बंद दरवाजे खोल रे खोल रे खोल रे ओ जा बिंदास बोल रे बोल 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 रे मैं भी हूं तू भी है ओ मैं भी तू भी हम सब मिलके बम चिक बम 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 ऐसी रंगों भरी अपनी दुनिया है क्यों सोचो तो सोचो ना प्यार से चुनके इन रंगों को किसी ने सजाया ये संसार है जो इतनी सुंदर है अपनी दुनिया ऊपर वाला क्या कोई कलाकार है खुल के सोचे आओ चलो 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 नए ख्वाब बुन ले बम बम बोले मस्ती में डोले बम बम बोले मस्ती में तू डोल रे बम बम बोले मस्ती में डोले बम बम बोले मस्ती में तू डोल रे बम बम बोले मस्ती में डोले बम बम बोले मस्ती में तू डोल रे हाजी हाजी डांसे Evet, herkese bir tane, bir tane, işte. Çizin, boyayın, ne isterseniz onu yapın. Ben de bunları kenara kaldırayım. Peki neyin resmini çizeceğiz öğretmenim? Tahtaya hiçbir şey çizmediniz. Buraya mı? Bana kalırsa bu tahta senin güzel hayal gücün için fazla küçük. Gözlerini kapat ve
aklında ne varsa onu alıp kağıdın üzerine yapıştır. Aynen böyle işte. Eğlenin. Bu sınıfta hepimiz özgürüz, unutmayın, tamam mı? Yere mi daldın? İlham mı arıyorsun? Önemli değil. Acelemiz yok. Sorun ne evlat? Resim yapmayı sevmiyor musun? Senin adın nedir? Efendim, onun adı İshan Avasti. Ha, teşekkürler. Neredeydin? Hı? Annen aradı. Telefon başında bekle. Birazdan tekrar arayacak. Hadi git bakayım. Hadi. Alo? Alo. İshan Avasti orada mı? Evet, evet. Bir dakika. Aha. Veriyorum. Hı hı. Sana. Alo oğlum? Alo oğlum? Alo orada mısın? Bak oğlum. Biz bu cumartesi seni görmeye gelemiyoruz. Pazar günü abinin okullar arası final tenis maçı var. Bana kızdığını biliyorum, evet. Annen çok kabahatli. Bu annenin suçu. Oğlum çok üzgünüm. Ama inan yapabileceğim bir şey yok. Ha, abin final maçı için çok stresli. Hı? Abinle konuşmak ister misin? Telefonu abine veriyorum. Ona bol şans dile, olur mu canım? Hadi. Alo İshan? Alo İshan, orada mısın? İshan, seni de maçımda görmek isterdim. Alo? Alo İshan? İshan? Annenle konuş, alo? İshan? Alo, alo? 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 Alo, hanımefendi oğlunuz gitti. Gitti mi? Evet hanımefendi.
Üzgünüm. Ne oldu? Hiçbir şey söylemedi. Merak etme, önümüzdeki pazar gideriz. Oraya ne koyuyorsun? Çocukların ödevlerini. Ne olmuş yani? Holkar, orayı hiç kullanmazdım. Orası kitaplar için. Peki nereye koyabilirim? Çocuklara geri ver. Onlarla ne yapabilirsin ki? Sınıfından ne kadar da gürültü geliyor Nikum. Tıpkı pazar yeri gibi. Onlar çocuk. Bu çok doğal. Hem resim dersinde duygularını ifade edemezlerse nerede edecekler ki? Doğru olabilir. Ama dikkatli ol. Müdür okulda disiplin istiyor. Dün derste flüt çalıp şarkı mı söylediniz? Gördünüz mü? Evet, flüt çaldım, şarkı söyledim. Çocuklar mutluysa ben de mutluyum. Ama öğrencilerimiz sıradan çocuklar değil. Ne demek istiyorsunuz? Yatılı okulda öğretiyordun değil mi? Zihinsel engellilere, anormallere. O okullarda istediğin kadar deney yapabilirsin. Kimsenin umurunda olmaz. Ne de olsa onların gelecekleri yok. Şakayı bir yana Nikum. Burası ciddi bir okul. Sadı sözlü dersleri burada işe yaramaz. İnan bana. Burada çocukları hayatın rekabetine hazırlıyoruz. Çocukların rekabeti öğrenmesi, başarılı olup gelecek kurmaları gerekiyor. Okulun bir kuralı var. Düzen, disiplin, çalışkanlık. Bunlar başarının 3 şartıdır. Kapsamlı bir eğitimin temelidir. Selam Hitler. Gördünüz mü? Almanca öğrenmenin zamanı gelmiş. Ne oldu İşan? Tamam. Önemli değil. Acelen ne? Arkadaşın nerede? Bilmiyorum efendim. Birden ortadan kayboldu. Yeni sıkıcı resim öğretmeninden kaçmış olmalı. Hayır efendim. Öğle yemeği için yemekhaneye gitmiş olmalı. Senin adın neydi? Rajan Damauduran efendim. Rajan, bir şey soracağım. İşan'ın nesi var? Efendim? Onun bir derdi mi var? Hep çok korkmuş gibi görünüyor. Evine dönmek istiyor. Neden? Bilmiyorum, daha yeni gelmişti. Sene ortasında mı? Okulun da sorunları varmış. Ne kadar denerse denesin okuyup yazamıyor. Sürekli ceza alıyor. Kitapları öğretmenlerin notlarıyla dolu. Ne yapabiliriz ki? Yanlış. Thank you.
Duygusallaşmaya mı başladın? İnsanoğlu çok acımasız. Duyarsız bir yaratık ve kör. Evet öyle. Güzellikleri görmekten aciz. Orada kime rastladın? Kendime. Kendimi aynada görür gibiyim. Bu seni mutsuz etmemeli. Seni görmek o kadar da kötü bir şey değil. Jabin. O tehlikede. Kim? Kim Rem? O okuldaki bir çocuk. 8-9 yaşlarında. Hiçbir şey söylemiyor. Sürekli korkuyor. Ama gözleri... Gözleri yardım istiyor. Kendini kaybetmesinden çok korkuyorum. Abi, abi. Evet, radyoma. Hadi gel. Prova zamanı. Tamam, hadi. Tamam. Sahil, gösteriye kaç gün kaldı? 2 gün kaldı. Tamam, hadi bakalım. Bugün kalbimizin kapılarını açıp dışarı baktık. Küçük yağmur damlalarının parlayan güneşle buluştuğunu ve mutluluk ve neşe saçan bir gökkuşağı oluşturduğunu gördük. Çok देखो इन्हें ये हैं ओस की बूंदें पत्तों की गोद में आसमां से कूदे अंगड़ाई ले फिर करवट बदल कर नाजुक से मोती हंस दे फिसल कर खो न जाए ये तारे जमीन पर ये तो है सर्दी में धूप की किरणें उतरे जो आंगन को सुनहरा सा करने मन के अंधेरों को रोशन सा कर दे ठिठुरती हथेली की रंगत बदल दे खो न जाए ये तारे जमीन पर Thank you.
जैसे आंखों के डिबिया में निंदिया और निंदिया में मीठा सा सपना और सपने में मिल जाए फरिश्ता सा कोई जैसे रंगों भरी पिचकारी जैसे तितलियां फूलों की क्यारी जैसे बिना मतलब का प्यारा रिश्ता हो कोई ये तो आशा की लहर है ये तो उम्मीद की सहर है खुशियों की नहर है खो न जाए ये तारे जमीन पर जैसे कांच में चूड़ी के टुकड़े जैसे खिले खिले फूलों के मुखड़े जैसे बंसी कोई बजाए पेड़ों के तले ये तो झोंके हैं पवन के हैं ये घुंघरू जीवन के ये तो सुर है चमन के खो न जाए तारे जमीन पर मोहल्ले की रौनक गलियां है जैसे खिलने की जिद पर कलियां है जैसे मुट्ठी में मौसम की जैसे हवाएं ये है बुजुर्गों के दिल की दुआएं खो न जाए ये तारे जमीन पर İyi akşamlar hanımefendi. Adım Ram Shankar Nikum. Panchanki'deki Yeni Çay Okulu'nda öğretmenim. Buyurun. Bunlar üçüncü sınıf defterleri mi? Evet. Bunu kim yaptı? İşan yaptı. İşan mı? İşan resim yapıyor mu? Resim yapmaya bayılır. Kabhi baate jaise daadi nani Kabhi chalke jaise mammam paani Kabhi ban jaaye bole sawalon ki chadi Sannaate mein hansi ke jaise Sune hoton pe khushi ke jaise Ye to noor hai barse kar tere kismat ko badi जैसे झील में लहराए चंदा जैसे भीड़ में अपने का कंधा जैसे मन मौज नदिया जाग उड़ाए कुछ कहे जैसे बैठे बैठे मीठे से झपके जैसे प्यार की
biraz su alabilir miyim lütfen? Teşekkürler. Onu neden gönderdiniz? Hı? Neden? Neden mi? Başka seçeneğimiz yoktu. Geçtiğimiz sene 3. sınıfta kaldı. Buna inanabiliyor musunuz? Derslerinde hiçbir gelişme olmadı. Büyük oğlum bütün derslerinde sınıf birincisi. Sizce onun sorunu nedir peki? Sorun mu? Tabii ki tavırları. Başka ne olabilir ki? Derslerine, her şeye karşı sürekli yaramaz. Terbiyesiz ve itaatsiz. Ben sorunun ne olduğunu soruyorum. Siz semptomlardan bahsediyorsunuz. Oğlunuzun ateşinin olduğunu söylüyorsunuz. Bunu zaten biliyoruz. Ben sebebini merak ediyorum. Sebebi ne? Bunun sebebi ne olabilir? Neden sen söylemiyorsun? Hadi. Yaptığı hatalarda bir tutarlılık olduğunu fark etmediniz mi? Örneğin bir tekrar gibi. Tutarlılık mı? Ne tutarlılığı? Sadece hata. Demek ki fark etmemişsiniz. Bakın. İşte burada. B yerine D, D yerine B. Bu benzer harfleri birbiriyle karıştırdığını gösteriyor. Bakın. S'ler ve R'ler ters duruyor. Burada da var. Bakın. İşte. H ve T. Buna yansıma deniyor. Hayvan. Hayvan, hayvan. Bakın aynı sayfada 3 kere farklı yazmış. Birden farklı yazılışını öğrenmiş olamaz. Ve bakın. İşte burada birbirine benzer kelimeleri hep karıştırıyor. Top tok oluyor, masa saha oluyor. Bunu neden yapıyor? O aptal mı? Tembel mi? Hayır. Bana sorarsanız harfleri ayırt etmekte zorluk çekiyor. Örneğin siz elma kelimesini okuduğunuzda aklınızda bir elma belirir değil mi? Ama İşan kelimeyi okuyamadığı için ne olduğunu da anlayamıyor. Yani İşan'ın okuyup yazabilmesi için sesleri ve sembolleri tanıyabilmesi gerekiyor. Ancak bu şekilde kelimelerin anlamlarını kavrar. Bunların hepsi çalışmamak için bir bahane, tamam mı? Lütfen bunu okuyun Bay Avasti. Nasıl okuyabilirim ki? Bunlar Çince. Hadi ama odaklan, odaklan. Bu saçmalık. Bunu nasıl okuyabilirim Kıstahlık ki? Kıstahlık ediyorsun. Tavrın yanlış. Ama yaramazlık yapıyorsun. İşan da aynen böyle hissediyor işte. Harfleri tanıyamıyor. Okuma ve yazmada çektiği zorluğun adı disleksidir. Bazen çocukların fazladan sorunları olabiliyor, birden fazla komutu takip etmek gibi. Örneğin, sayfa 65, ünite 9, paragraf 4, satır 2'yi aç gibi. Anladınız mı? Kafaları karışır. Ya da motor fonksiyonları gelişmemiş olabilir. Düğmelerini iliklemekte ya da bağcıklarını bağlamakta zorlanıyor mu? Ne? Johan, kardeşine top attığında onu yakalayabiliyor mu? O topu hiç yakalayamaz ki. Evet, elbette öyle. Çünkü boyutu, mesafeyi ve hızı algılayamıyor. Topun büyüklüğünden atıldığı mesafeye hangi hızla ilerlediğine, bunları anlayana kadar çok geçmiş oluyor. Yani İşan aslında yaramaz ya da tembel filan değil. O sadece sizin ondan beklediğiniz şeyleri yapamayacak durumda. Yapamayacak durumda çünkü bunların koşullarını anlayamıyor. Düşünsenize bir kere 8-9 yaşında bir çocuk okuma yazma bilmiyor. Sıradan şeyleri yapamıyor.
akranlarının zorlamadan yaptığı şeyleri o yapamıyor. Kendinizi onun konumuna koyun bir kez. Siz nasıl hissederdiniz? Buna nasıl dayanırdınız? Bir düşünün. Gerçekten korkunç bir şey. İşan'ın ne yapması gerek? Kendine güveni sarsılmış olmalı. Yani beceriksizliğini itaatsizlikle saklayarak hıncını dünyadan almaya çalışıyor. Bu onu çok zorlamış olmalı. Yapmak istemiyorum demek varken neden yapamıyorum desin ki? Bu yetişkinlerde de aynıdır. Yani bakın, oğlunuz artık resim bile yapmıyor ve bu gerçekten çok üzücü bir durum. Peki neden İşan? Bunun bir cevabı yok ki. Yani oğlumun anormal olduğunu, geri zekalı olduğunu mu söylüyorsun? Sen çok garip bir adamsın. Bakın. Bakın burada sizden ya da benden daha yetenekli, canlı hayal gücü olan bir zihin var. Ondan ne bekliyorsunuz ki? Doktor olmasını mı, mühendis olmasını mı? Yoksa gramerden ne bileyim %80, %90 yoksa %100 almasını mı? Bunu mu istiyorsunuz? Öyle mi? Tanrı aşkına her çocuğun aynı kabiliyete, beceriye ve hayallere sahip olduğunu bir düşünsenize. Ama hayır. Herkes her şeyin en iyisini istiyor. Hadi deneyin. Bu sınırlarınızı zorlasa bile. Mümkün değilmiş. Mümkün değil. Mümkün olmadığını söyledi. Eğer yarış istiyorsan o zaman çocuk yapma. Git bir yarış atı al. İnsanın çocuklarına kendi hırslarını yüklemesi çocuk işçiliğinden de daha kötü bir şey bence. Peki ya çocuk bu yükü kaldıramazsa? Ne zaman anlayacaklar? Her çocuk mutlaka farklıdır. Er geç anlamaları gerekir. Hepsinin ayrı bir yeri var. Beş parmağın beşi bir değil ki. Bu ufaklıkları topluma kazandırmayı hayal ettiğimiz günleri düşün. Bak bak, gülümsüyor gördün mü? Çok tatlı, evet çok tatlı. Dur, hayır, bekle tamam. Hadi al bakalım. Çok güzel. Evet çok güzel. Ne güzel şeyler yapıyorsun. İşan'ın okuldaki ilk günü gördün mü? Oo, bastığı ilk su birikintisi. Ağlama oğlum, ağlama, gel. Oo, ağlama. Tamam, annem burada, gel. Ağlama, gel. Tamam, ağlama. Tamam, yavaş olun. Hadi.
Çocuklar, bugün size bir çocuktan bahsedeceğim. Evet. Bir zamanlar bir çocuk varmış. Sakın bana nerede olduğunu sormayın. Ama o ne kadar denerse denesin, yazamaz ya da okuyamazmış, tamam mı? A'yı B'den ayırt edemezmiş. Kelimeler onun düşmanıymış. Gözlerinin önünde dans ederlermiş. Sürekli dans ederlermiş. Bunu düşünebiliyor musunuz? Ödevleri onu yoruyormuş ama kim onunla bu derdini paylaşabilirdi ha? Aklı doluydu. Hiçbir şeyin anlamı yoktu. Alfabe diskotekteymiş gibi dans ediyordu. Günün birinde zavallı çocuk derslerinden geri kaldı ama herkes onunla alay etti. Ama o yine de cesaretinden ödün vermedi. Sonra günün birinde şans yüzüne güldü. Dünya onun hikayesini duyunca ona hayran kaldı. Onun kim olduğunu tahmin edebilir misiniz? Albert Einstein. Evet Rajan, Albert Einstein. Dahi bir bilim adamı. Göreceli kuramıyla dünyayı sarsan adam. Brown hareketi ve fotoelektriğin etkisi. Einstein bu çalışmasıyla 1921'de Nobel ödülünü kazanmıştı. Şimdi nedir bu? Helikopter'e benziyor. Evet, o helikopter, evet. Hayır. Bu sıradan bir helikopter değil. Büyük sanatçı ve mucit Leonardo da Vinci kim? Leonardo da Vinci. Evet. Bunu o çizmiş çocuklar. Bir helikopter tasarımı. Peki ne zaman? 15. yüzyılda. İlk uçağın havalanmasından tam 400 yıl önce. Biliyor musunuz? Leonardo da Vinci okuma ve yazmayı çok zor öğrenmiş. Şu şekilde yazıyormuş. Okuyabiliyor musunuz? Hayır. Peki şimdi? Benim adım Ram Shankar Nikum. İşan, ışıkları açar mısın lütfen? Dünyayı elektrikle aydınlatan kimdi çocuklar söyleyin? Edison. Thomas Alva Edison. Evet doğru İşan. Çok güzel. O da alfabeyi okumakta zorlanıyordu. Otur lütfen. Işık açık kalsın. Edison boşuna çalışmış olmasın. Pekala. Bu adamı tanıyor musunuz? Abişek Başkan! Çocukken o da okuma yazmada zorlanıyordu ama şimdi ünlü. Şarkısı nasıl da söyleyin bakalım. Evet, nane 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 nane. Ba 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 ba. Pekala bir tane daha. Pablo Picasso, ünlü kübist ressam. O 7 rakamını anlayamamıştı. Amcamın burnu ters duruyor derdi. Mickey farenin babası kimdir? Walt Disney. Doğru, Walt Disney. Harfler kafasını karıştırdığı için çizgi filmlere sığınmıştı. Neil Diamond, ünlü şarkıcı. O da utancını şarkılarıyla gizlemişti. Ve Agatha Christie, ünlü gizem romanı yazarı. Çocukken okuyup yazamayan bir yazar düşünün. Peki neden birdenbire size bunları anlatıyorum ha? Hı? Çünkü size aramızda nasıl cevherler olduğunu göstermek istiyorum. Onlar dünyayı değiştirdiler. Çünkü dünyaya farklı gözle bakabiliyorlardı. Onlar eşsiz bir şekilde düşünüyorlardı ve kimse onları anlamıyordu. Zorluklarla yüzleştiler. Ama sonunda kazanan onlar oldu. Bugünkü resim dersini anlaşılmamış bu dahileri alıyoruz. Unutmayın, sıra dışı bir şey yaratıp farklı olalım.
İlginizi ne çekiyorsa onu kullanın. Taşlar, sopalar, hatta isterseniz çöp bile. Hadi küçük gölete gidelim ha. Hadi bakalım. İşan, bekler misin? Rajan sen git. Beni biraz dinlemeni istiyorum İşan, tamam mı? O kadar ünlü olmadığı için ismini saymadığım biri var. Ve adı da Ramshaknarnikum. Küçükken ben de öğrenmekte zorlanıyordum. Babam beni asla anlamadı. Yaramazlık yaptığımı sanıyordu. Çalışmamak için bahane ürettiğimi düşünüyordu. Beni gözden çıkarmıştı. Bir aptal hayatta neyi başarabilirdi ki? Ama işte karşındayım. Gidelim mi? Benim evime mi gittiniz? Çocuklar, şuna bakın, bu bir uçak. Uçak mı? Görebiliyor musun? Hayır, uçak. Uçak. Uçak yaptılar. Evet. İşan mı yapmış? Evet, çok güzel. Çok güzel. Evet, çok güzel yapmış. Uçak yaptılar. Çok
Müdür odasında mı? Evet, buyurun. Tamam tamam, sağ ol. Günaydın efendim. Neko, gel gel. Efendim, sizinle bir öğrenci hakkında konuşmam gerekiyor. İşan Avasti, yeni gelen öğrenci. Evet, biliyorum. Diğer öğretmenler de şikayet etti. Bu sınıfa geçebileceğini sanmıyorum. Aa, hayır efendim. O çok zeki bir çocuk. Sadece okuma ve yazmada biraz zorlanıyor. Disleksiden haberiniz olmalı değil mi? Disleksi mi? Aha, evet efendim. Benim işimi daha da kolaylaştırdın. Babasına ne söyleyeceğimi düşünüyordum. Onu okulun kurucusu önermişti. Güzel güzel. O zaman özel okula gitmesi gerek. Hayır efendim. O ortalamanın üzerinde zeki bir çocuk. Normal bir okulda okumak en doğal hakkı. Tek ihtiyacı olan birazcık yardım, o kadar. Dünyanın her yerinde sorunu ne olursa olsun çocuklar birlikte eğitim görür. Hatta çalıştığım özel okuldaki diğer öğrenciler de herhangi bir okulda okuyabilir bana kalırsa. Ben sadece ülkenin kanunlarını tekrarlıyorum efendim, o kadar. Herkes için eğitim yasası. Her çocuk bu hakka sahiptir. Ama tabii çok az okul bu kanuna uyuyor. Söylesene, bu çocuk nasıl eğitimine devam edecek? Burada matematik, coğrafya, fen dersleri, yabancı diller var. Başarabilir. Öğretmenlerinden yardım alması bunun için yeter. Öğretmenlerin buna ayıracak vakti yok. 40 kişilik sınıfta biriyle mi ilgilenecekler? Hadi aman Nikon, bu imkansız. Efendim, bu o kadar da zor bir şey değil, inanın. Haftada 2-3 saat yeterli olur. Aslında sadece bu derslerden geçmesi gerekiyor, öyle değil mi? Sadece bu kadarı gerekiyor. Öyle mi? Demek senin dersinin dışında öğrettiğimiz bütün dersler gereksiz ha? Hayır efendim. Ama her çocuğun özel bir yeteneği vardır. Ve Oscar Wilde'ın dediği gibi, her şeyin değerini bilip hiçbir şeyin değerini bilmeyen bir alıcıyı kim ister? Lütfen efendim, bu çocuğun resimlerine bakın. Bakın. Şuna bakın. İşte savaş sahneleri. Asker yaprakların arasında siper kazarak kaçıyor. Mükemmel bir konsept. Güven dolu fırça darbeleri. Cesur renk seçimleri. Şuna bakın. El değmemiş. Bakın efendim. Bir animasyon kitabı. Ayrılığın hikayesi. Yalnızca 8 yaşındaki bir çocukta bu kadar yaratıcılık. Efendim, çok azımız herkesten farklı düşünebilir. Lütfen efendim. Tek ihtiyacı olan bir şans, o kadar. Yoksa kendisini bulamayacak. Benden ne istiyorsun? Şimdilik el yazısını ve gramerini bir kenara bırakın. Sözel olarak sınav olmasına izin verin. Bilgi bilgidir, yazılı da olsa, sözlü de olsa. Bu esnada ben de yazısı üzerinde çalışırım. Zamanla düzelecektir. Umarım geçici bir öğretmenin tavsiyesiyle ona kalıcı bir hasar vermeyiz. Arabanın ağzı. Ah, arabanın ağzı. Elmanın e'si. Elmanın e'si. B. Mat.
yeterince büyük. Bizi kurtarabilir. Bugün eve gittim. Bugün eve gittim. Ay ışığında bugün dans edeyim. Bugün eve gittim. Ay ışığında çok güzel olurdu. Dans edelim. Çok güzel olurdu. Güzel olurdu. Çok güzel. Şimdi 3 ekle. Çok güzel. Şimdi 7 ekle. Neredesin? 6-7'de. Çok güzel. Şimdi 11 çıkar. Birlikte yola çıktılar. Burun iki gözün ortasındadır. Burunlar, burunlar her boydalar. Küçük çocuk kitabını açarak okumaya başladı. Hadi 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 bak. İşte orada. Evet. Simbat hayran kalmıştı. Kapılar çikolatalı kekten yapılmıştı. Özür dilerim efendim. Okul yıllarınızdan beri resim yaptınız mı acaba? Ne? Herkes davetlidir. Öğretmenim, bu nedir? Resim yarışması. Öğretmenler ve herkes için. Duydun mu? Resim yarışması varmış. Hepinizin gelmesini istiyorum. Peki ama bunun amacı nedir ha? Duyguları yansıtmak. Mesela mutlu olduğunuzda otomatik olarak canlı renklere yönelirsiniz. Öğlen yemeği kötü müydü? Sıkıcı renkler, cansız tonlar hep böyle. Affedersiniz. Bay Avasti, hoş geldiniz. Lütfen buyurun. Hemen geri geleceğim. Buyurun. Şöyle geçin. Lütfen oturun. Nasılsınız? İş gezisindeyim. İşan'ı gördünüz mü? Henüz değil, göreceğim. Önce sizinle konuşmak istedim. Evet. Eşim internette araştırma yapıyordu. Disleksi hakkında birçok şey okudu. Bunu bilmenizi istiyorum. Neden? Bu neyi değiştirir? Oğlunu umursamayan bir aile olduğumuzu düşünmemeniz için bunu yaptık. Umursamak. Bu çok önemlidir Bay Avasti. Bunun iyileştirici bir gücü vardır. Bu acıları dindirebilir. Çocuk sevildiğini hisseder. Bir kucaklama, arada verilen bir öpücük ona sevildiğini hissettirir. Oğlum seni seviyorum. Bir derdin olursa bana gel demek. Kayıp düşsen bile önemli değil. Ben senin için buradayım. Güven ve sevgi. Önem vermek budur. Öyle değil mi? Esas önemli olan hep onun yanında olmak. Yine de umursadığınızı düşünmeniz güzel. Buna sevindim Bay Avasti.
gitsem iyi olacak. Bay Avasti. Eşiniz internette Solomon Adaları'nı okudu mu acaba? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Solomon Adaları'nda yerliler ormanın bir kısmında tarım yapmak istediklerinde ağaçları kesmezler Bay Avasti. Ona kötü sözler söylerler ve ağaç da kendi kendine ölür gider. Aramızda dünyaya herkesten farklı bakabildiği için dünyayı değiştiren cevherler var. Düşünce yapıları eşsiz. Ama onları herkes anlayamıyor. Amfiteyatroda buluşun. Amfiteyatroya davetlisiniz. Amfiteyatro. Bir kucaklama, arada verilen bir öpücük. Ona sevildiğini hissettirir. Oğlum, seni seviyorum. Bir derdin olursa bana gel. Kayıp düşsem bile önemli değil. Ben hep senin için buradayım. Ve burada olmaya devam edeceğim. Önemli olan sadece budur. Ona sevildiğini hissettirmek. Onun için orada olmak. Katılıma bakın. Ya hoş geldiniz. Hoş geldiniz efendim. Tebrik ederim Ram. Sonunda beni pazar ressamı olmaya ikna ettin. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Buyurun, buyurun. Tamam, iyi.
bildiğimiz? Meşhur İşan nerede? Onunla tanışmak için sabırsızlanıyorum. Onu göremiyorum. Nerede acaba? Racan, İşan nerede? Bilmiyorum. Kimse uyanmadan yatakhaneden çıkmıştı. Gerçekten mi? Merhaba Nikum, beni zor durumda bıraktın. Efendim, önemli olan eğlenmeleri. Deneyeceğim ama resim yapmak bana göre değil. Nikum, harika bir tablo yapmaya karar verdim Nikum. Resmini alfabeye dolduracağım, inan bana. Diliniz sizi kısıtlıyor efendim. Merhaba Nikum, ben sadece müdüre görünmek için geldim. Aklınızda başka bir şey geçmesin sakın. Olsun, yine de aramıza hoş geldiniz. Nereye oturacağız? Çocukların arasındaki yerleriniz hazır. He? Çocuklar, buraya gelin. Öğretmenlerinizi oturtun bakalım, hadi. Tamam, hadi gidelim bakalım, hadi tamam, gidelim, tamam, hadi. Tamam, sakin olun, tamam. Evet, tamam, yavaş, tamam, oturacağım, hadi bakalım, çok güzel olur. Tamam, gidiyoruz. Harika. Evet, sana çok benziyor. Peki, şimdi soracağım şeyi biliyor musunuz? Ben biliyorum. Her şey harika görünüyor. Seni iyi gördüm. Sağ ol anne. Kim geldi? Efendim. Efendim, bu benim annem Lalita Lajmi, öğretmenim ve akıl hocam. Ayrıca bir ressam. Memnunum. Ben de efendim. Geldiğiniz için teşekkür ederim. Çocuklar, işini gördünüz mü? Hayır efendim. Efendim, Rajan'la birliktedir. İşan nerede? Bilmiyorum efendim. Biz daha uyanmadan o gitmişti efendim. Neredeydin? Ha? Hadi gel, gel. Boyan var mı? Ha?
खोलो खोलो दरवाजे पर देखो किनारे खूंटे से बंधी है हवा मिल के छुड़ाओ सारे आ जाओ पतंग लेके अपने ही रंग लेके आसमां का शाम आना आज हमें है सजाना evet aslında bana biraz benziyordu क्यों इस कदर हैरान तू मौसम का है मेहमान तू ओ दुनिया सजी तेरे लिए खुद को जरा पहचान तू तू धूप है छम से बिखर तू है नदी ओ बेखबर बह चल कहीं उड़ चल कहीं दिल खुश जहां तेरी तो मंजिल है क्यों इस कदर हैरान तू मौसम का है मेहमान तू Bay Tibari gitmediniz mi? Beş dakikadan sonra ayrılacağınızı sanıyordum. Ne çiziyorsunuz? Kurbağa, ördek ve bir de muz. Bu kurbağa mı? सी जिंदगी उदासी ताजी हंसने को राजी गर्म गर्म सारी अभी अभी है उतारी जिंदगी तो है बताशा मीठी मीठी सी है आशा चकले रख ले हथेली से ढक ले से तुझ में अगर प्यास है बारिश का घर भी पास है रोके तुझे कोई क्यों भला संग संग तेरे आकाश है तू धूप है छम से बिखर तू है नदी ओ बेखबर बह चल कहीं उड़ चल कहीं दिल खुश जहां तेरी तो मंजिल है वही ओ क्यों इस कदर हैरान तू मौसम का है मेहमान तू Durun durun bakın. Resmi görün. Bakın bakın. Çok güzel efendim. İyi olacak efendim. Gerçekten mi? Evet efendim. खोलो खोलो दरवाजे पर देखो किनारे खूंटे से बंधी है हवा मिल के छुड़ाओ सारे आ जाओ पतंग लेके अपने ही रंग लेके आसमां का शाम आना आज हमें है सजाना Thank you.
खुल गया आसमां का रास्ता देखो खुल गया मिल गया खो गया था जो सितारा मिल गया मिल गया रोशन हुई सारी जमीन जगमग हुआ सारा जहां उड़ने को तू आजाद है बंधन को ही अब है कहां Evet, bu ne kadar güzel bir sabah. Renklerle bezenmiş, mozaiklerle dolu bir çayırdan geçip çocukluğuma geri döndüm. Bu harika. Çünkü başkalarının çocuklarının dönüşüne de tanık oldum. Bay George, Bay Newcomb'dan ders alacağına söz verdi. Ama yalnız olmaz. Sen ve Tivari de gelecek. Oh. Onların tabloları çok kötüydü çünkü. Tamam, tamam. Bay Newcomb'dan bahsetmişken yeni bir resim öğretmeni bulmamıza gerek kalmadı. Bay Newcomb kendi okulunun yanı sıra bizim okulumuzda da sürekli olarak ders verecek. Şimdi herkesin beklediği açıklamaya geçiyorum. Sanat fuarının özel konuğu Bayan Lalia Lajmi çok zorlandı. İki tablo arasında karar vermek için çok çaba sarf etti. Durum eşitti. Evet, eşitti. İki tablonun da sanat fuarında gördüğü en iyi iki tablo olduğunu söyledi. Ama bu imkansız. Çünkü ancak bir tablo kazanabilir. Ve kazanan tablo okul andacının kapağına basılacaktır. Bir kitabın iki kapağı olamaz. Peki ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Bayan Lajmi çok zorlandı. Ama uzun bir karar verme sürecinin ardından bir sonuca ulaşmış bulunuyoruz. Ve sonunda kendisi öğrenciyi öğretmene tercih etti. Kimi seçti biliyor musunuz? Evet çocuklar, Bay Newcomb yenildi. Ve onu geçen öğrencinin adı 3. sınıftan 9 yaşındaki İşan Avaz'dı. İşan, neredesin? Evet. Hadi evladım, gel bakayım, gel İşan. İşan, ayağa kalk. Evet, büyük bir alkış lütfen.
Hadi Rajan. Arkadaşlarına veda et. Görüşürüz. Gitme zamanı. Görüşürüz Rajan. Seni özleyeceğim. İşte İşan. Ve işte tablosu. Şuna bakın, bir sanat eseri. O çok yetenekli bir çocuk. Onu aramızda görmekten dolayı çok mutluyum. Öğretmenleriyle tanıştınız mı? Hayır. Hayır. Onlarla tanışın. Size dersleriyle ilgili raporu verecekler. Hadi. Çok teşekkür ederim Bay ve Bayan Dave. Keyifli yaz tatilleri diliyorum. Merhaba. Merhaba. Buyurun. Bay ve Bayan Avasti. İşan'ın ailesi. Buyurun oturun. Demek sizin oğlunuz. Çok yaratıcı bir çocuk. Öyle değil mi? İlk başta burada başarılı olamayacağını düşünmüştük. Ama sonra büyük bir ilerleme gösterdi. İnanılmaz bir çocuk. Dünyaya çok farklı bir gözle bakıyor. Buyurun. Bu da karnesi işte. İşte. Gelişme diye buna denir. Matematik, gramer ve o resimler. Gerçek bir sanatçı. Oğlunuz çok zeki bir çocuk. Buna inanamıyorum. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Hayır hayır, bize teşekkür etmeyin. Nikuma yedin. Bu onun işi. Çocuğu yola getiren oydu. Harika çocuklar. Ne oldu? İyi misiniz? Size nasıl teşekkür edeceğimi bilmiyorum. Aa, hadi ama yapmayın. O harika bir çocuk. Ona iyi bakın. İşan, Johan, hadi. Anneniz de babanız bekliyor. Merhaba dostum. Seni özleyeceğim. Tatilden sonra görüşürüz. Tamam mı? Hadi bakalım. Görüşürüz Yuhan. Hoşçakalın. Bizimle hayatlarını paylaşan ve gerçekleri açıkça görmemizi sağlayan tüm bu çocuklara, ailelerine ve öğretmenlerine teşekkür ederiz. देखो इन्हें ये हैं ओस की बूंदे पत्तों की गोद में आसमां से कूदे अंगड़ाई ले फिर करवट बदल कर नाजुक से मोती
हंस दे फिसल कर खो न जाए ये तारे जमीन पर ये तो है सर्दी में धूप की किरणें उतरे जो आंगन को सुनहरा सा करने मन के अंधेरों को रोशन सा कर दे ठिठुरती हथेली की रंगत बदल दे खो न जाए ये तारे जमीन पर जैसे आंखों की डिबिया में निंदिया और निंदिया में मीठा सा सपना और सपने में मिल जाए फरिश्ता सा कोई जैसे रंगों भरी पिचकारी जैसे तितलियां फूलों की क्यारी जैसे बिना मतलब का प्यारा रिश्ता हो कोई ये तो आशा की लहर है ये तो उम्मीद की सहर है खुशियों की नहर है खो न जाए ये तारे जमीन पर देखो रातों के सीने पे ये तो छिल मिल किसी लौ से उगे हैं ये तो अंबिया की खुशबू है बागों से बह चले जैसे कांच में चूड़ी के टुकड़े जैसे खिले खिले फूलों के मुखड़े जैसे बंसी कोई बजाए पेड़ों के तले ये तो झोंके है पवन के है ये घुंघरू जीवन के ये तो सुर है चमन के खो न जाए ये तारे जमीन पर मोहल्ले की रौनक गलियां है जैसे खिलने की जिद पर कलियां है जैसे मुट्ठी में मौसम की जैसे हवाएं ये है बुजुर्गों के दिल की दुआएं खो न जाए ये जमीन पर तारे कभी बातें जैसे दादी नानी कभी छिलके जैसे मम्मम पानी कभी बन जाए बोले सवालों की जड़ी सन्नाटे में हंसी के जैसे सुने होठों पे खुशी के जैसे ये तो नूर है पर से करते किस्मत वो बड़ी
जैसे झील में बह रहा है चंदा, जैसे भीड़ में अपने का कंधा, जैसे मन मौज नदिया जागर उड़ावे कुछ करे, जैसे बैठे बैठे